durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden Hak divanında şefaat bulasınız. Cenab-ı Hak cümlenizi akıl katarından, edep haya ve erkandan, yakınlık ve itikattan, hak aşkından ve muhabbetinden ayırmaya. Kimi yerde aşure nuhtan kalan bir gelenektir. Bazen çorbadır, bazen tatlıdır aşure. Aleviler Muharrem deyince akla Kerbela gelir. Kerbela deyince akla Hazreti Hüseyin gelir. Hazreti Hüseyin için yazılanlar ve onun için söylenenler, ona duyulan sevgi ve muhabbet, onun şahadetine de duyulan üzüntü, Alevilerin, kadim dervişlerinin ve ulularının mersiyelerine yansımıştır. Onun için pirlerimiz demiş, ey vefasız kavim, şehri binayı viran ettiniz, Kerbela sahrasını zulüm ile alkan ettiniz, ne yapsın Hatay'ı, dünyayı zindan ettiniz. Böyle midir sevmek Hazreti Peygamber'i, o ciğer paresi Çeşmi Nuri Haydar'ı? Kerbela büyük bir acının adıdır. Kerbela kapanmayan bir yaradır. Aleviler olarak hangi ülkede veya hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, 1338 yıl önce olan bir olayı günümüzün Alevileri artık Kerbela ağlama duvarı olmamalı. Gözyaşı döküp sinemizi dövmemeliyiz. Gözümüzü ve gönlümüzü günümüzde dünyadaki olan hakikatlara açmamız lazım. Onun için Alevi ozanı ve aşığı der ki, zulme baş kaldırmak erlerin kârı, mazlumlardan yanadır kavli ikrarı. Maraş katliamı, Dersim diyarı, dünün Kerbelası bugün de vardır. Yaşadığımız dünyada günde 6000 çocuk susuzluktan ölüyor, susuzluktan Kerbela yaşıyorlar her gün. Dünyada 66 ülkede 686 farklı grup ve insan kümesi arasında savaş vardır ve hep Kerbela'yı yaşıyorlar. Dünyada 900 milyon insan açlığın Kerbelasını yaşıyor. Nerede zulüm ve yıkım varsa, nerede acı ve gözyaşı varsa, ister meydanlarda, ister zindanlarda, orası Kerbela'dır. Din ve inanç özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Laik bir devlette din devletin elinde değil, İnanan insanın vicdanında olur din. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün Alevi kurumlarının temsilcileri olarak hep seslendi ve burada yine sesleniyoruz. Elimizde 120 bin cami hangi hak ve hukuktan yararlanıyorsa, hangi olanak ve imkanlardan yararlanıyorsa, biz cennevi olarak yalnız onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bizim istemimiz bu. Alevi köylerine cami yapılmaz. Onun yerine Alevilerin istemleri neyse o yapılsın istiyoruz. 35 aydınımız ve sanatkarımız Sivas'ta yandı. Madımak Müzesi'nin bir utanç müzesi olmasını istiyoruz. Ulusal ve uluslararası mahkemelerde alınan kararlar var. Ülkemizde o kararların uygulanmasını istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, 2016 Yargıtay kararları, 2015'te Danıştay kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Alevi dergahları, Hacı Bektaş dergahı, Şahkulu dergahı,
Karacaahmet dergahı, Hüseyin Gazi dergahı ve Hubyar dergahı. Bunlar sahiplerine verilmeli. Yani Alevilere verilmeli. Vakıfların elinde, Diyanet'e ve hükümetteki diğer vakıflarda alınıp Alevilere verilmeli. Başka bir şey demiyorum. En büyük sorunlarımızdan biri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu yeni müfredat programı. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Alevi çocukları resmen sunileştiriyor. İnancımızın değerlerinden uzaklaştırılıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz Sayın Valim. Biz bunun mutlaka değiştirilmesini istiyoruz. Dertli divaninin varı, canandır şanın özgarı. Geçti bu derdin baharı, yüzüne yazık. Evet, daiminin dillerden düşmeyen türküsü. Şöyle hep beraber seslendirelim mi?